Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar 4. dersimize geldik. Bu derste de sizlerle beraber bileşke fonksiyonu işleyeceğiz. Bakalım bileşke fonksiyon nedir? F A'dan B'ye ve G de B'den C'ye iki fonksiyon verilsin. A'daki elemanı görüntüsü ne olacak? F X olacak. B'den G altındaki görüntüsü ne olacak? G F X. Buraya A derse ne olur? G A olur. Buradaki elemanı da buraya götürdük. Venn şemasında gösterimi bu. Peki bunları çözerken nasıl diyeceğiz arkadaşlar? En sağdan içeri almaya başlayacağız. G X gibi düşüneceğiz. F bileşke G X. Bu arkadaşı nasıl düşüneceğiz? G bileşke F x diyeceğiz. Öyle mi? Öyle. Burada not olarak ne yazmışız? F bileşke gx, g bileşke fx'e eşit değildir arkadaşım. Ok mu ok. Bu iki ifade birbirine eşit değil. Olabilir mi? Olduğu noktalar olur ama illa eşit olmak zorunda değil. Anlaştık mı? Evet. Diyelim şimdi bununla ilgili bir iki tane soruya bakalım. Ne demişiz? fx e eşittir 3x eksi 1 ise f bileşke gx 2x artı 5 olduğuna göre G'nin tersinde sıfır neymiş? Öncelikle şöyle yapalım. Burası ne? F bileşke GX eşitmiş 2X artı 5. Öyle mi? Evet. Şimdi ne yapalım? Ee, güzel arkadaşım. Gx'e a dersek. Evet. Gx'e a diyelim. Gx fonksiyonumuz a olsun. Şöyle kenara yazalım. Gx eşittir A olsun dedik. Şimdi burası ne olacak? F A olur. O da eşit 2x artı 5'i. X yerine gelmiş? A gelmiş. Öyle mi? Evet. Şunu da yazalım. Fx dediğimiz 3x eksi 1. Tamam mı? Tamam. X yerine A yazınca kime eşit geliyormuş? Burada A yazınca 2x artı 5'e. E burada da x yerine a yazarsan ne olur? 3a eksi 1. Bunları birbirine eşitleyelim. Buradan a'yı çekelim. Attım bu tarafa. 2x artı 5. E artı 1 eşittir. Ne oldu? 3a. Yani her tarafı 3'e bölersek. A dediğimiz ifade ne oldu? 2x artı 6 yani x bölü 3 artı 2 mi? Evet. E, A dediğimiz fonksiyon g x'ti. g Gx x'imiz ne oldu? x bölü 3 artı 2 mi? Tamam. Tersine 0 istiyor. Tersine 0 ne? Bunu içeri at. Bunu dışarı. Ya da diğer türlü yapalım. Önce böyle yapalım. Neydi? g x bölü 3 artı 2 Y'nin tersi eşittir 0. Ee, şey pardon niye 0 dedim? X. Bunu dışarı attım. Bunu da içeri. Buranın ne olmasını istiyorum? 0. Yani X bölü 3 artı 2 eşittir 0'dan. X eşittir eksi 6. X yerine 6 yazarsam G'nin tersinde 0 olur. X yerine eksi 6 yazdım. Ok mu ok. Neredesin eksi 6? Yanlış mı oldu? Eksi 2. X yerine eksi 6 yazdım. Burada mı yanlış yaptık? 6 bölü 3 2 x bölü 3. Tamam. Yeni tersine 0 istiyordu. Eksi 6 buldu. Dur ikinci bir yoldan da çözelim. Bakalım doğru mu yapmışız. Tamam. 3x eksi 1. Tamam. 2x artı 5 eşittir. Şuna a yazdım. 3a eksi 1. Tamam. Tamam. Bir de diğer yoldan çözelim. İkinci yol arkadaşlar. İkinci yolu şuradan gidelim. Ne dedik? Y eksi 2 bölü çarpı 3 eşittir ne x. Buradan 3x eksi 2 eşittir. Ne oldu? F fonksiyonu yani g fonksiyonumun tersi mi oldu? Evet. Tersine 0 yaz. 0 yazarsam eksi 6 gelir. Demek ki doğru. Tamam, eksi 6 ymiş. cevaplı. Eksi 6 olsun. Bir de arkadaşlar şöyle de çözebiliriz bu soruyu. Şuraya biraz yer ayıralım. Bunu yazdık. Burada her tarafın Tersini alabilirim. Not olarak da şunu yazalım. Fonksiyonunla tersini çarptığımız zaman ne olur? 1. O zaman bu arkadaş bunu götürdü. Ne çıktı? Gx fonksiyonu eşittir. F'in tersinde 2x artı 5. Öyle mi? Evet. Şimdi F'in tersini 2x artı 5'i bulalım. Yani burada 3x'i uzar o zaman. Bu şimdilik bu kadarını bilelim yeter. Ama cevabımız ne? Eksi 6 olacak. Buraya eksi 6 diyelim. İşlemde hata yapmadıysak. Başka bir soruya bakalım. Şimdi not olarak notlarımızı tekrar hatırlayalım. Az önceki yazdığımız not. Mesela bir tane fx fonksiyonum varsa neyle çarptım? f ile çarptıysam bu ne olacak? Bu arkadaş bunu götürür. Geriye ne kaldı? x. İkinci bir not yazalım. İkinci bir notumuzu yazalım f bileşke g fonksiyonun tersi arkadaşlar aslında şöyle başka bir kalemle yazalım. Burada g ve f yer değiştirir. g'nin tersi bileşke f'in tersi olur. x ok mu ok. Şimdi gelelim bu arkadaşa. Bununla bu yer değiştirdi. Ne oldu? g'nin tersi bileşke f fonksiyonun tersinin tersi neydi? kendisine eşitti. Bileşki x eşittir. 6x eksi 4'e mi eşit? Aferin bize. G bileşki g vermiş. 4x artı 10'a eşit. Olduğuna göre g bileşki fx kaçtır? Ne yapalım? Her tarafın g'sini alalım. Bu arkadaş bunu götürdü. Geriye ne kaldı? fx eşittir g 6x eksi 4. Öyle mi? Evet. Burada ne var? G bileşke f(x). O zaman f(x)imiz zaten burada mevcut. G ile her tarafın G'sini alalım. Ne oldu? Güzel arkadaşım, A öğretmenim aslında burası G bileşke x oldu ki zaten onu bana soruyordu. O da G bileşke G ne oldu? 6x eksi 4. Bende G bileşke G var ama X'li. X yerine ne gelmiş? 6X eksi 4. O zaman X gördüğüm yere ne yazıyorum? 6X eksi 4 yazdım. Artı 10. Burası ne oldu? 24X eksi 16. Artı bu da eksi 6 mı? Evet. Neredesin? Aha sana bu. Ok mu? Ok. Süper. Güzel bir soruydu. Şimdi soruları öncelikle ne yapıyorsun arkadaşım? Sen kendini durdurup çözüyorsun. Sorunun kalitesine sen karar veriyorsun. Tanımlı olduğu aralıklarda f ve g fonksiyonları için şöyle iki fonksiyonu vermiş. Olduğuna göre g'nin tersinde neymiş? Eksi 4'ü bana soruyor. Ne yapalım? Bu arkadaşı şöyle güzelce bir yazalım. F bileşke g 4 eşitmiş eksi 6'ya. Güzel arkadaşım. Burada F mi var? Her tarafın tersini al. F'in tersi, F'in tersi. Peki F'in mi G'nin tersini alacağımı nereden bileceğim? Eğer buralarda G varsa G'nin tersini alırsın. Eğer buralarda F varsa F'in tersini al. Bu arkadaş bunu götürdü. Ayrıca burada ne var? Sol tarafta F var. O zaman en rahat F ile gider. Ne oldu? G'nin 4, F'in tersinde eksi 6 eşitmiş. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapalım? F eksi 6'yı önce bir bulalım. F eksi 6. Bu fonksiyonun tersini alırsak. Öğretmenim. İçeri al. 6x artı 3. Eşittir. 2x eksi 1'e. Tamam mı? Tamam. Buranın ne olmasını istiyor? Eksi 6. Yani 6x artı 3'ü eksi 6'ya eşitle. Buradan x Eksi 9. Eksi 9 bölü kaç oldu? 6 mı? Evet. Yani x yerine diyor. Eksi 3 bölü 2 yaz. Tabi bu ne? Tersinde. Ne oldu? x yerine eksi 3 bölü 2 yazarsam. Eksi 6 gelecek değil mi? Yazalım hatta. Bakalım doğru mu yaptık? 6 çarpı eksi 3 bölü 2 artı 3. Bu bunu sadeleştirdi. Eksi 3. Eksi 9. Eksi 6. Evet. x yerine ne yazıyorum? Eksi 3 bölü 2. 2 çarpı eksi 3 bölü 2 Eksi 1. Ne oldu o da? Bu bunu götürdü. Eksi 4. Neyi bulduk? Tabii şunu da yazalım. F'in tersini eksi 6 eksi 4'e eşitmiş. Hemen gel burada yerine yaz. Bak G4'ün kime eşit? F'in tersine eksi 6. F'in tersi eksi 6 da eksi 4'e. Sana ne soruyor? G'nin tersine eksi 4. Yani bunu içeri alırsa G'nin tersinde eksi 4 olur. O da kime eşitmiş? 4'e mi Aferin bize. Süper. Bunu da at gitsin. Bu basit bir soru. F bileşki F eksi 2 26 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. Şimdi nasıl yazıyoruz öncelikle? F bileşki F eksi 2 eşitmiş 26 ya. Önceliğimiz ne? Burayı bulacağız. F eksi 2. F eksi 2 neredesin? Eksi 2. Bakalım f eksi 2 neredesin? Eksi 2 eşit ve dal burası. O zaman bunu al. Eksi 2 yerine yazıyorum. 2 çarpı eksi 2 artı 4. Ne yaptı? Eksi 4 3. Burası ne çıktı? F 3. Eşitmiş kime? 26'ya. O zaman ne yapıyorum? F 3'üme bakıyorum. 3 eksi 2'den büyük mü? Büyük. O zaman burada yaz. Yazdım. 3 a kare eksi 1. F3 neymiş? 3 a kare eksi 1 o da 26'ya eşit. 3 a kare eşittir 27. Her tarafı 3'e verirsen a kare eşittir 9. A değeri kaç çıktı? 3 mü? Hayır. Bir de eksi 3'ün karesi 9. Zaten değerler toplamı deyince birden fazladır. Toplamları ne yaptı? 0 mı? Evet. Ok mu? Ok. Güzel. Bak başta yazacağımız soru aslında sonradan yazmışız. Niye öyle? Tamam. Sıkıntı yok. F bileşke G X ne eşitmiş? X küp artı 1'e. Bir de Fx'imiz neymiş? X eksi 4. Benden ne istiyor? G3'ü istiyor. Ne yapalım? Aa tamam. Yine aynı şekilde. F'in bir tersini alalım. Şöyle her tarafın tersini aldı. Bu arkadaş burayı götürdü. Gx eşittir. F'in tersinde x küp artı 1. x küp artı 1'e mi eşit çıktı? Tamam. Şimdi ne yapalım? Doğru yaptık değil mi? A ne istiyor benden? G3'ü mü? O zaman x yerine 3 yaz. G3. Güzel. Eşittir. F'in tersinde 3 yaz. 27. Bir daha 28. F'in tersinde 28'i bulursam G3'ü de bulmuş olurum. Değil mi? F'in tersinde 28. Nasıl alıyorum tersini? Sen istersen direkt içeri al. istersen şöyle de yap. Y eşittir. 2x eksi 4. Amaç x'i yalnız bırakmak değil mi? At bu tarafa. Y artı 4 eşittir. 2x. Yani x artı 4 bölü 2 eşittir. F fonksiyonumun tersi oluyor. Tersine ne yaz diyor? 28 yaz diyor. F'in tersinde 28 yazdım. X gördüğüm yere 28 4 daha 32 bölü 2'den o da 16 çıktı. E bu değer 16 ise o da G3'e eşit. O da 16 mı? Süper. İkincisi neydi? İkinci dediğim burada tersini almak. Bunu içeri alırsam F'in tersinde 2x eksi 4 eşittir. X olur. Buranın 28 olması için ne yazıyorum? 2x eksi 4'ü 28'e eşitliyorum. X yerine 16 yaz. X yerine 16 yazdığımda F'in tersini 28 X yerine ne yazdı? 16. E 16 yazarsam direkt 16'ya eşit. Ok mu? Ok. Aferin bize. <laughs> ne diyor? F'in tersi 2 4'müş. Yeni g 5'te 2'ymiş. Hemen şunları şöyle yazabilirsin. Sınavdasın. O zaman 4'ü içeri alırsam F 4 olur. O da 2'ye eşit. Ayrıca buradan da tersini alırsam G'nin tersinde 5'te ne eşittir? 2'ye mi? Şey 2 5'e eşittir. 5'i dışarı aldım. 2'yi içeri aldım. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu arkadaşı yazalım. G'nin tersinde F bileşke 4. F4'üm ne? 2. E, o zaman G'nin tersinde 2'yi soruyor. E, G'nin tersinde 2 de kime eşitti? 5'e mi yapıştır? Geç. Yani sen mi? Ye. Hop gitti. Şimdi burada ne diyor? A 1 2 3 4 5 vermiş kümeyi. F A'dan A'ya gidiyormuş. Tamam. A elemanı da burada yine 1 2 3 4 5 şeklinde olduğuna göre burada kaç tane vardı? Kaçtı soru şöyle? 48 taneydi. Evet, tamam. 48 tane olsun ya da farklı bir şey de olabilir. Sıkıntı yok. 48, 58, 108, 96 falan hiç fark etmez. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi güzel arkadaşım f bileşke f bileşke f bileşke devamla f bileşke f bileşke f bileşke diye gidecek. F bileşke 2'de duralım. Şöyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü var değil mi? Devam edecek. Şimdi burada bir ritim yakalamaya çalışacağız. Şimdi f 2'ye bakıyorum. F 2 2 nereye gitmiş? 4'e. F ne çıktı burası? 4. Ne oldu? F4'e bakıyorum. F4 nereye gitmiş? O da 2'ye gitmiş. Ne oldu? F2. Dur bakalım. F2 nereye gitmiş? 4'e gitmiş. 4 nereye gitmiş? Pardon. 4 3'e gitmiş. Burası 3. F3 nereye gitmiş? 1'e gitmiş. F1 oldu. F1 nereye gitti? Bakıyorum 1 5'e gitti. Değil mi? O da 5'e gitti. Tekrar F5'e geliyorum. F5 nereye gitmiş? F2'ye. Şimdi kaçta bir tekrar ediyor? 2 nereye gitmişti? 4'e. Sonra 4 nereye gitmişti? Bakalım. 4 3'e gitmişti. 3 nereye gitti? 3 nereye gidiyorsun? 1'e. 1 nereye gidiyor? 5'e gidiyor. 5 de nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. Tekrar 2'de tekrar edip gelecek. O zaman kaçta bir tekrar ediyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten sonra tekrar devam ediyor. 5 kere 5'in şey 5 kere 48'i 5'e bölelim. Niye 5 kere 5 dedim öyle? 5'e böldüm. 5 kere 9, 45 kalan 3. Tamam mı? Tamam. Demek ki 9 kere böyle gelecek. Sonra tekrar 2'den kaça gidiyor? 2'den 4'e gidiyor. 4'ten nereye gidiyor? 3'e gidiyor. 3'ten nereye gidiyor? 1'e. 46, 47, 48 inde. 3 nereye gidiyor? 1'e mi? Evet. Dediğim gibi burada başka sayı da olabilirdi. Muhabbeti anladın mı? Süper. Yapıştır. Geç. Olduğuna göre F bileşki F5 değeri kaçtır? Yine basit bir soru arkadaşlar. Ne yapıyorum? F, F5. Nereye gidiyormuş F5? Bakıyorum. E, niye F5 dedik? F3'tür bu. Burada 5 kritik bir şey değil ki. F3. 3'ün eşit olduğu yer neresi? Burası. 4'ten 3 çıkart 1. Yani F1'i bul diyor. Tamam mı? F1'e bakalım. E, 1 de 3'ten küçük. 1'in karesine 1. F1'de ne çıktı? 1. Şıklarda 1 varsa demek ki doğru yazmış. Bir de 5 yazalım. Bakalım 5. Doğru mu yazmışız? Buraya 5 yazalım. 4'ten 5 çıkarttım. Eksi 1 f eksi 1 istiyor. Eksi 1 3'ten küçük 1'in karesi de yine 1 geliyormuş. Tamam problem yok. Anlaştık mı? Evet. Devam geçelim. F ve G reel sayılarda tanımlı fonksiyonlarmış değil mi? F bu şekilde vermiş. G bu şekilde vermiş. F G eksi 1'i vermiş. Dur lan şöyle mi? Yanlış mı yazmışız? Ha, evet tersten gelmiş gibiyiz. Tamam sıkıntı yok. Tamam şunları da çözelim. Başta anlatacağımız şeyi sonradan yapmış. Ne yapıyorum? F bileşke G eksi 1. G eksi 1'i bul diyor. G eksi 1'i buldum. Ne oldu? G eksi 1'i yazdım. Eksi 1 bir, bir daha şey 2 daha ne yaptı? 1. E burası ne yaptı? 1. Bir. F 1'i bul diyor. Bir yerine koydum. 2 kere 1. 2 bir daha o da nedir? 3. F 1'imiz neymiş? 3. Cevap da nedir? 3 mü? Evet. Sıkıntı değil. Zaten anladık. <laughs> F bileşke Gx'i soruyor. O zaman ne yaparım? F Gx. Diyor ki önce Gx'i yaz. F Gx. Gx'imiz ne? 2x eksi 1. Burada bak x fonksiyonu var mı? Var. x yerine diyor ki 2x eksi 1 yaz. O zaman 2x eksi 1 yazdım. x gördüm her yere 4 çarpı 2x eksi 1. Neredesin? 2x eksi 1 artı tabi kimi var? ikisi Yani 8x eksi 4 artı 2 de ne yaptı? Eksi 2. Ok mu? Ok. Diyelim arkadaşlar. Burada bitirelim. Fonksiyonlar diğer dersinde yani 5. dersimizde görüşmek dileğiyle.